Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Orcanız sevgili arkadaşlar. Şöyle uzun bir video var önümüzde. Karışım problemlerini, masterını tek videoda anlatacağım arkadaşlar size. Baştan sona kitabın karışım problemlerinden kaç tane soru sormuş? Şöyle bakayım arkadaşlar. Bakalım şöyle kaç testimiz var karışım problemlerinden. Totalde arkadaşlar 5 tane testimiz var. Ama arkadaşlar soru sayısı 40 falan. Ee, bunun yarısını bugün çözeceğim ben sizlere. Kitaptaki soruların yarısını çözeceğim. Bolca soru çözümü göreceksiniz. Farklı farklı tarzlar, stiller göreceksiniz. Ve arkadaşlar karışım problemleri mantığı kafanıza net bir şekilde tek videoda sistematik bir şekilde oturacak. O yüzden dikkati tam olarak buraya vermenizi istiyorum. Hazırsanız e bomba gibi, her zaman olduğu gibi e, başlayalım. Evet ilk sorumuza başlayalım. Diyor ki Pelin Hanım kek yapmak için yukarıdaki toplam ağırlıkları veren un, şeker ve kakaodan... Buna göre kakaonun yüzdesi kaçtır diyor kardeşim. Şimdi bakın tek tek bulacağız. Unun 3 bölü 5'i. Un ne? 500 gram. 500 gramın 3, 3 bölü 5'i. 500 çarpı 3 bölü 5. Yani 300. Suyun 1 bölü 4'ü 1000 gram. 1 bölü 4'ü arkadaşlar 250 gram eder. Şekerin 1 bölü 6'sı. Şeker 750 gram. 750'yi 6'ya böleceğiz. Önce 3'e bölüp sonra 2'ye bölebiliriz arkadaşlar. 6'ya bölmekten için. 3'e böl 250. 2'ye böl 125 gram. Kakaonun da bir bölü ikisi. Kakao 150 gram. O zaman 75 gram da bunlar. Şimdi kakaonun yüzdesi kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar istenilen şey bölü tamamı. Tamamını toplayalım. Şurası ne oldu? 200, 500, 750. 750. Zaten burada görüyor. 750 gramın 75 gramı. Yani %10'u temsil ediyor. Şak diye buldum. Yoluma devam ediyorum. Geldim buraya. Diyor ki şeker oranı %20 olan bir kaptaki limonataya 100 gram daha şeker ilave edilince Limonatanın şeker oranı yüzde yirmi olmaktadır. Buna göre başlangıç limonatanın içinde ne kadar şeker vardır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Limonatanın içinde şeker kaç gramdır diyor. Şimdi yüzde yirmisi olan bir kapalı limonata 100 gram daha şeker ekleniyor diyor. Şimdi şu an içerisinde ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X gram var. Şimdi bak yüzdesi yüzde yirmi. Yirmi yüzdesi çarpı gramı artı. Eklenen şey ne? Bak şeker eklenmiş. Şekerin yüzde kaçı şeker? Yüzde yüzü değil mi? O zaman yüzde yüzü çarpı gramı. Bakın şeker eklenmiş. Yüzde yüz, yüz gram şeker eklenmiş. Sonuçta toplamda burası yüz gram artı x gram. Yani yüz artı x gram olmuş. Ve bunun yüzde yirmi beşiymiş. Gördüğünüz üzere yirmi beş. Yani gramı çarpı yüzdesi artı gramı çarpı yüzdesi eşittir. Toplam gram çarpı toplam sonuçtaki yüzde yani burada kısımda. Şimdi gelin hemen bu soruyu çözelim. Bakın arkadaşlar şurası yirmi beş. Ee, vallahi yapsak mı diyorum. Şu, ya da Mesela şöyle bir şey yapabiliriz en azından. Hani kolaylık olsun. Şunu 5'e bölelim. Bura 5 olsun. Bunu da 5'e bölelim. Burası 20 olsun. Bunu da 5'e bölelim. Burası 4 olsun. Yani 4x eşittir. 2000. O da eşittir. Şöyle 5'e çarptığımız zaman 500 artı 5x. Şimdi bunu buraya attım. Bunu da buraya attım. O zaman x buradan ne oldu? 1500 oldu. O zaman en başta içeride 1500 gramlık bir karışım varmış. Diyor ki başlangıçta içindeki şeker kaç gramdır? Başlangıçta yüzde kaçlık? Yüzde yirmilik. Yani ben burada 1500'ün yüzde yirmisini yani beşte birine bulacağım. Yani 300'ü işaretleyebilirim arkadaşlar burada. Rahatlıkla bu soruyu da geçmiş oldum. Gelelim buraya. Diyor ki soruda yüzde şeker olan 50 gramlık bir karışım ile şeker oranı yüzde kırk olan 60 gramlık bir karışım farklı bir kapta karıştırılıyor. Elde eden yeni karışım kısık ateşte kaynatılmaya başlanıyor. Karışımdan kaç gram su buharlaştırılsa son karışımda %50'si şeker olur. Şimdi illa da gramı çarpı yüzdesiyle yapmana gerek yok. Bak şimdi dikkatli izle. Şimdi bak. Bu ikisini karıştırdım. Total kaç oldu burası? 110 gram. Şimdi 110 gramın ne kadar şeker bak. 50'nin yüzde 60'ı 30 gram eder arkadaşlar. 30 gram şeker var. 60'ın yüzde 40'ı 24 gram var. E hocam nasıl bulur 60'ın yüzde 40'ı? Çocuğum. 60'ın yüzde 40 bak. Yüzde 100'ü 60'sa yüzde 10'u 6'dır. yüzde %40'ı bak 4 ile çarptım 4 ile çarp. 24'tür gördüğünüz üzere. Burada 24 gram. Şimdi burası 24 gramsa bunların toplamı kaç etti arkadaşlar ikisinin toplamı? 54 gram şeker var. Şimdi diyor ki bir miktar su buharlaştıracaksın ve şeker totalin total 110, şeker 54. Yarısı olacak. Yani %50'si olacak diyor. Ya arkadaşlar zaten 54 gram dediğim şeyin iki katı ne eder? 108 gram. O zaman total 108 gram olması için 110 gramdan 2 gram su buharlaştırman gerekiyor ki bu istediğin yere gelebilesin. Bu kadar. Ya illa da en klasik şekilde çözmemize gerek yok. Yani her türlü kaçış mantığını kullanmamız gerekiyor. Alkol oranı %80-50 kilogramlık alkolü suyun bulunduğu bir kap ağzı açık olarak açık havada konuluyor. Kaptaki alkol her 0,3 dakikada 1 litre azalmaya başlıyor diyor. Buna göre kaç sene sonra kaptaki alkol oranı %20 olur diyor. Şimdi mantığı anlamaya çalışacağız. Şimdi bir litre azalıyor diyor. Total 50 litre 180 e alkol Şimdi 50'nin 50 litrenin 40 litresi bu tümü tamamı. Bu da alkol. 40 litresi yani 180 alkol. Şimdi bunu giderek sen azaltırıyorsun. Yani 40 litreyi azaltıyorsun. Ve top total de azalıyor tabii ki de. Ve bu durumda bir yerde oran %20'ye düşüyor. Oran %20'ye düşüyor. Şimdi burada şöyle düşünebiliriz. Yani bu içeride bulunanın %20'sini temsil etmesini istiyoruz. Bu ne diyor? Kaç saniye sonra mı olur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu alkol oranı %80 bir bir azalacak. Her bir 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 litre bir litre azalacak. Şimdi bakalım. Şimdi şu an alkolün tamamına oranı bu. 40 bölü 50. Şimdi sen alkolü bir bir azaltıyorsun. Kaç saniye boyunca bir bir? Bak bir bir ilk saniye boyunca azalıyorsun. Azaltıyorsun. Yani bir 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 azalıyor. Tabii ki toplamda 50 de 1 1 1 azalıyor. O da x 1 ile x çarpıyorum ki her bir saniyede x azalıyor ya. Kaç saniye boyunca azaldığını bu yaparım. Her 1 litre 1 litre azalıyor 0,3'te. Kaç tane 0,3 azalmış yani bunu bulacağım. 1, 1 1 1 1 azalma ne kadar sürecek ki? En sonuçta %20 oranını yani 1 bölü 5 oranını yakalayalım. Yani 40 eksi x bölü 50 eksi x eşittir 1 bölü 5 olacak. Çapraz çarpalım şöyle. 200 eksi 5x eşittir. 50 eksi x. Şimdi bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Ne oldu arkadaşlar burası? 150 eşittir. 4 x. Bu durumda x'imiz ne oluyor? 37, 75 bölü, 2 mi oluyor? Yani 75 bölü 2 kalıyor. 37,5 diyebilirsin. De 75 bölü 2 de O zaman 75 bölü 2 litre azalması gerekiyor ki bu dediğimiz olsun. Peki her bir litreyi kaç dakikada? 0,3 dakikada azaltıyor. Doğru değil mi? O zaman sen 75 bölü 2 litre azalttın ya. Bunu gelip 0,3 ile yani 3 bölü 10 çarpacaksın. Tabii ki bu hala dakika cinsinden. Dakika cinsinden 0,3 dakika. Şimdi biz bunu saniye çevirmek için bir de bir gelip bunu 60 çarpacağız ki saniye kısmını bulalım. Hemen gelip başlıyorum. Ne yapabiliriz? Buralarda buralarda. Şurası 20 bunu götürsün. Ee, burası 3 kaldı. 9 oldu. 9 çarpı 75 oluyor. 9 çarpı 75 de 675 mi oluyor? Evet. 675 gelmiş oluyor. 675 saniye sonra tamamı azalmış olur. Yani şöyle düşünün. 40'tan x azalacak. E total de azalacak. Ve sonra da 1 bölü 2, 1 5'e düşmüş olacak. Aslında mantık bunun üzerine kurulu. Gelelim buraya. A ve B maddelerinden oluşan iki farklı karışımla ilgili. Birinci karışım %80 A maddesinden oluşmuştur. İkinci karışım %40. bakın. Birinci karışım, ikinci karışım A maddesi, B maddesi, A maddesi, B maddesi. Birinci karışımda %80, yüzde yirmi. İkinci karışımda yüzde kırk, yüzde altmış. Birinci karışımdan A gram, ikinci karışımdan B gram alındığında oluşturan yeni karışımın A yüzdesi yüzde elli oluyor. Şimdi bakın. Güzel. Buna göre B sayısı A sayısının kaç katıdır diyor. B nerede? İki farklı vermiştir. B gram alınarak. Şimdi bakın arkadaşlar. Bizim açımızdan bu karışımlardaki A'lar önemli. Şimdi bak burada birinci karışımda A'dan ne kadar? Bak basitçe yapacağım. O geçen derste gösterdim. Yüzde seksen. Diğerinde yüzde kırk. Şimdi bak. Birinde yüzde seksen. Birinde yüzde kırk. Bundan birinci karışımdan mı A almış? Birinci karışımdan A gram. Şundan A gram almış. Şundan B gram almış. Ve bunları karıştırdıktan sonra yeni karışım yüzde ellilik olmuş arkadaşlar. Yüzde ellilik. Şimdi bak. Çok basitçe. 50'nin buraya uzaklığı ne? 30 buraya uzaklığını 10. Sadeleştirelim bunları. Burası 3k, burası 1k bak. Buraya k dersem şuraya 3k diyorum. Gördün mü? K'ya 3k. 1k, biri 3k. O zaman bundan k gram aldıysan bundan 3k gram almışsındır. Yani oranımız burada net bir biçimde 3'tür arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karışım problemi illa da en klasik yüzdesi gramıyla çözülmez. Zaten bunda işin bayağı zor zaten öyle çözersen. Şimdi gelelim buraya. Tuz oranı yüzde %40 olan 40 litrelik A kabının tuzu suyun yarısının tuzlu oranı %60 olan 20 litrelik e, kaba aktarılıyor. Şimdi bakın. Bunun yarısı bunu aktı. Bak kafayı çalıştır bak şimdi. Bunun yarısı. Yarısı nedir arkadaşlar? 20 litreliktir. Ve yine yüzde Şimdi bu zaten yüzde ya. İstersen bundan bir damla al, istersen on damla al, istersen bir ton al, istersen bir okyanus kadar al. Hiç fark etmez. Oran hala onda her zaman yüzde Bunda herhangi bir problem yok. Şimdi 20 litre 40'lık geldim, bunun içine attım. Bak bu da yine 20 litre yüzde %60'lık. Şimdi bak ikisi de 20 litre ya. O zaman bu ikisinin karışımı otomatikman ne olacak? %50'lik olacak arkadaşlar. Yani sen bunun yarısını buradan alıp buraya aktardığın zaman bu karışım yüzde %50'lik olmuş oluyor. Gördüğünüz üzere %50'lik bir durum var. Devam ediyorum. Daha sonra B'de oluşan karışımın yarısı A'ya aktarılıyor diyor. Yani o zaman bakın burası gitti. Şimdi bunda oluşan karışım %50'lik 40 litre. Çünkü 20 litre oradan geldi. Şimdi bunun yarısı da diğer tarafa aktarılıyor. Şimdi burada ne kaldı geriye? Burada %40'lık 20 litre kaldı. Şimdi bunun yarısı da buraya aktarılıyor ya. Şimdi bak burada içeride ne var? %40'lık 20 litre var. Yazıyorum bak. 20 litre %40'lık var. Şimdi burada karışımın kendisi %50'lik oldu. 40 litre yarısını da diğer tarafa attın yani. 20 litre %50'lik. Bu ikisini karıştırdığın zaman İkisinin karışımı ne oluyor arkadaşlar bu durumda? Bakın bu da 20 litre, bu da 20 litre. Burası kaç oldu o zaman? Tam ortasında. Yani yüzde 45'lik bir durum oldu. Diyor ki son durumda A kabında oluşan karışımdaki su miktarı kaç şiddedir? diyor. Ne kadarlık? Yüzde 45'lik arkadaşlar burada. Yüzde 45'lik bir durum var. Neyin yüzde 45'i tabii ki de burada? Bakıyoruz. Bunu buraya da... diyor ki yarısı A kabına. Tamam okey. Son durumda A'da oluşan karışım için. A'da oluşan karışım kaç şiddede? 40 litre yani. 40 litrenin 45'i ne diyor? Tuz. Bize diyor ki su oranına, su miktarına bakın. Şimdi arkadaşlar bunun 45'i tuzsa geri kalanı yani 55'i de sudur. Yani 40 litrenin biz 55'ini bulacağız burada. Hadi gelin bulalım. 40 çarpı 55 bölü 100. Hemen buradan bir sıfır, buradan bir sıfır. Şunu 5'e böl, bunu 5'e böl 11. Burada 2 kaldı. Bunu da 2'ye böl. Bunu da 2. O zaman 22. Yani 22 litre burada su varmış. Yani iki şeyden eşit miktarda karıştırıyorsan ortalamasıdır yüzdelik oranları. Ortalamaya doğru geçiş yapar. Bu bizim açımızdan en azından önemli bir soru tipiydi. Gelelim buraya. Şekilde A ve B karışımlarında bulunan tuz ve su miktarı verilmiştir diyor. A karışımında alınan miktar B karışımında alınan miktarın 9 katı olacak biçimde A ve B birbirine karıştırılıyor. Şimdi bakın kafayı çalıştıralım. A için bak 4 litre su 16 litre tuz. Bu su bu tuz. Şimdi bu karışım ne eder? Bakın bu bu karışım topladığımız zaman 20 litrelik bir karışım. Şimdi 20 litrelik bir karışım ya bu. Bu 20 son durumda neyi soruyor? Tuz yüzdesini soruyor. 20 litrelik karışım tamam. Bu ne kadar tuz? 16 tuz. Yani 20 litrenin 16 litresi tuz. Yani yüzde bakın 5 katı 5 katı yüzde 80'i tuz. Yani o zaman bu gördüğünüz şey yüzde 80'lik bir karışımmış. Şimdi geliyorum buna. Bak 4 litre su var. 6 litre tuz var. Topladığımız zaman bu kaç oluyor? 10 litrelik bir karışım oluyor. Şimdi 10 litrenin ne kadarı tuz? 6 litresi. E 100 litre olsaydı 60 litresi. Yani bu da %60'lık bir karışım. Şimdi diyor ki biz diyor A ve B A'dan alınan miktarı B'den alınan miktarın 9 katı olacak şekilde. Şimdi A kaçlık arkadaşlar? Bakın buraya yazmış %80'lik. %80'lik 9 litre aldım bundan. B de yüzde Bundan da 1 litre aldım. Şimdi bu ikisinin arasında bir yer seçeceğim. Bakın bu ikisinin arasında bir yer seçeceğim. Şu ikisinin arasında ben ne diyordum? Fazla olana daha yakın bir nokta seçilir. Doğru değil mi? Şurada. Yani bunun bunun uzaklığı bakın 9'a 1 ya. Şöyle çapraz. Yani bunun uzaklığı 1K ise burada burada çapraz. Yani bunu bunu uzaklığı 9K'dır. Bu şekilde bir oranlama yapabilirsin hızlıca. Yani 80 demiş, 60 demiş. İkisinin arasındaki fark kaç? 20. 20'yi kaç K'ya bölmüş? 10K'ya. Yani 20, 10K ise K2. Yani 80'den 2 geri geleceğim. Yani ne oldu? 78. Yani %78'lik bir karışım söz konusu burada. Şak kadarak bunu da buldum. Devam ediyorum. Geldim buraya. Bol bol soru çözeceğim arkadaşlar. O kadar bol çözeceğim ki karışım, yüzde alma falan filan her türlü yapacağınız bir noktaya getireceğim sizleri. Gelelim buraya. Şeker oranı %20 olan homojen bir şeker su karışımının 3 bölü 5'i dökülüyor. Kalan karışımın dökülen miktarı da kadar şeker oranı %50 olan başka bir karışım ekleniyor. Şimdi arkadaşlar buna 5 litre diyelim. Şuna 5 litre diyelim. Pardon. Şöyle şunu seçelim. Burası 5 litre olsun. 3 bölü 5'i döküldü. Geriye ne kaldı? 2 litre kaldı. Şimdi 2 litrenin hala %20'liktir dökmek yüzdeyi değiştirmez arkadaşlar. İçindeki homojen dağılımı. Şu an 2 litrelik yüzde 20 var. Kalan karışma dökülen miktar kadar. Ne kadar? 3 litre döküldü. Doğru değil mi? Dökülen miktar kadar yüzde 50'lik ekliyorsun. Buna göre yeni karışımı yüzdesi nedir? Bulur mu abi? Bak izle şimdi. 20 ve 50. Biri 2 litre, biri 3 litre. Kimden daha fazla? 50'den daha fazla. O zaman sonuç 50'ye daha yakın olacak. Yani bak burası kaç K? 2 K. Burası kaç K? 3 K. Bak bunun buna uzaklığı şurada şöyle 3 K. Bunun bunun uzaklığı şurada şöyle 2K olacak. Ters orantı. Bu ikisinin arasındaki mesafe kaç? 30. Şuranın toplamı kaç? 5K. 30 eşittir 5K. K eşittir 6. Şimdi K 6 ise şurası ne oluyor? Şu kısım. 3 kere 6'dan 18 etti. Burası %38'lik bir karışım oldu. Hemen geri geldim. %38'i işaretliyorum. Her türlü kaçarım. Hep kaçmak üzerine kurulu sistem. Gelin buraya. Şeker oranı %A olan 10 gram şekerli su ile su oranı %2A olan 30 gram şekerli su karıştırılınca şeker oranı %30 olan bir karışım elde ediliyor. Şimdi bakın bu şeker oranı. Bakın elimde 10 gram şeker oranı %A olan bir karışım var. Sonra diyor ki su, su oranı %2A. Şimdi bak bunun şeker oranı değil su oranını vermiş. O zaman şeker oranı 100 eksi 2a olan bir karışım değil mi bu? O zaman bu şeker oranı 100 eksi 2a olan bir karışım, 100 eksi 2a olan bir karışımdan. Bundan da 30 gram alınmış ve sonuç olarak arkadaşlar yeni karışım, bunların ikisini karıştırdığın zaman yeni karışım ne olmuş sevgili arkadaşlar? Yeni karışım yüzde 30 olmuş, yüzde 30 olmuş yeni karışım. Şimdi. Kafaya çalışalım arkadaşlar. Yeni karışım %30'luk bir karışım oldu. Şimdi tabii ki de fazla olana daha yakındır. Fazla olana daha yakındır. Yani 30 gramdan daha yakın olacak. Şimdi bundan miktar olarak ne kadar var? 3K. Bundan ne kadar var? K. Bildiğiniz üzere uzaklıklar ters orantılı. Yani burası K ise şurası 3K olacak. Şimdi gelin soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi tabii ki de burada şöyle bir risk var. Onu da söyleyeyim. %A mı büyük? Yüzde %100-2A mı büyük? Kim daha büyük olduğunu bilmiyorsun. Ama şöyle yapalım. Mesela şöyle diyelim. Bu daha büyük olduğu durumda. Şimdi ben 30'dan a'yı çıkarırsam yani 30 eksi a aslında 3 k'yı temsil ediyor. Bölü. Bir de 100 eksi 100 eksi 2 a'dan 30'u çıkarırsam bu da k'yı temsil ediyor. Yani burası 3 bölü 1 oldu bu durumda. Şurası. Şimdi gelin buna bakalım. Hemen şurası şöyle. Burası neydi? 70 eksi 2 aldı değil mi şurası? Şurası 70 eksi 2 aldı. Çapraz yapıştırdım. çaprazı yapıştırdım. 30 eksi a eşittir. 210 eksi 6 a oldu. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. 5 a eşittir. 310'dan 30 çıkardım. 180 a da eşittir. 36 oldu. Bize a'yı mı soruyor? a'yı soruyor. Vallahi de buldum. Ha, tabii ki diğeri daha büyük olan da olabilirdi. Şimdi diğeri daha büyük olan olsaydı bu sefer şey yapacaktık. a'dan 30'u çıkarıp 30'dan 100 eksi 2 a'yı çıkaracaktık. Ama biz şu an doğru kabul eden kısımda kalmış olduk. Herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Buradaki kısımda. Gelelim buraya. Su oranı %60 olan 400 gramlık şekerli su karışımıyla ile karışımdaki su oranı %20 olan %20 olana kadar buharlaştırılıyor diyor. Hmm. Şimdi su oranı %60. Şimdi arkadaşlar kafayı çalıştıralım. Şimdi su oranı %60 ya. E, yani birçok şekilde çözülebilir ya bu soru. Yani ben mesela şöyle çözmeyi tercih edebilirim bununla ilgili. Su oranı %60. E, şeker oranı da %40 doğru değil mi bunun? Yani 400'ün %40. Yani 400 gramın 160 gramı. Yani yüzde %40 yüzde 4, 4 katı 160 gramı şeker. Şimdi sen bunu su oranı %20 olana kadar buharlaştırıyorsun ya. Şimdi mantıken o zaman buradaki şeker oranı %80 kalan kalmayacak mı? Ya bu %80'i temsil ediyor. O zaman %20 olana kadar buharlaştırıyorsan sen bunu. Bak burada 400 gram toplam karışım. Bu şeker oranı, geri kalan şey de su da. Şöyle su da şu an 240 gram. Şimdi sen bunu şu yüzde yani su yüzde yirmi olana kadar buharlaştırıyorsun ya. O zaman buranın yani 160 gram şeker hiç buhar, buharlaşmayacağı için yüzde seksen olacak. Bak yüzde seksenli 160 ise o zaman sen suyun yüzde yirmi kalması gerekiyor. Ondan da o zaman 40 gram kalması gerekiyor geriye. Yani senin 200 gramlık bir buharlaştırma yapman gerekiyor burada. Çünkü neden %80'i şeker 160 seksenli 160 ise %20'si kalan su olacağı için 40 gram kalması gerekiyor. Yani sen 200 gramlık bir buharlaştırma yapman gerekiyor burada. İstenen oran yakalanınca başlangıçta karışımın buharlaşan su miktarı kadar karışıma şeker ekleniyor. 200 gram daha şeker ekleniyor. Yani burası ne oldu o zaman 200 gram eklendiği zaman? 360 gram şeker oldu. 40 gram da su oldu bu durumda. Diyor ki buna göre karışımdaki şeker oranı nedir diyor. E tamam çok basit soru bu. Totali ne kadar bunun? 400. Şeker ne kadar? 360 şöyle de yapabilirsiniz. Yani 400'de 360 ise yüzde 90'lık bir şeker karışımı mevcuttur içerisinde. Her türlü kaçarım. Beni kimse tutamaz arkadaşlar. Bu şekilde kaçarım. Yani illa da gramı çarpı yüzdesi yapmama gerek yok. Hızlı oranlama bulmak benim her zaman işime fazlasıyla gelir. Gelelim buraya. Bir kuru yemişçi kilogramı 20 liradan 60 kilogram fındık ve üzüm karışımını ile kilogramı 30 liradan 40 bak şimdi bak. 20 TL'den 60 kilogram. 30 te bak yüzdesi gramından işin çok zor burada. 40 kilogram. Fındık, üzüm karışımı kaç? Buna kuru 1200 lira kar etmesi için elde ettiği yeni karışımın kilosunu kaç liradan saat satması gerekiyor. Şimdi bakın burada bizim öncelikle bu iki karışımın fiyatını bulalım. Nasıl bulacağız? Çok basit. 10 lira 30 lira. Kimden daha fazla var? Bakın 20 liralıktan olan daha fazla. 60 kilogram. Diğeri de 40 kilogram. O zaman burada yeni karışıp fiyatı buna daha yakın olacak. Buraya ben 3K dersem buraya 2K derim. Ve mesafeler şöyle burası 2K şöyle burası da 3K olacak şekilde şekillenir. Hatta bunu üstte yazalım. 3K olacak şekilde. Peki 20 ile 30 arasında kaç fark var? 10 TL fark var. Burası kaç? 5K. O zaman K'mız buradan 2'ymiş. Yani 20'den 2K öne gidiyorum. Yani 2 kere 2 4 öne gidiyorum. Yani o zaman yeni karışım 24 TL olması gerekiyor. Şu an 24 TL'lik ve 60 artı 10'dan 100 kilogramlık bir karışım var. Şimdi sen bundan 1200 TL kar etmek için 100 kilogram ya her birinden 12 TL kar etmen gerekiyor. Doğru değil mi? E sen bunun maliyetini 24 TL'ye belirledin ya ikisinin karışımını. O zaman gelip bunu 36 TL'ye satman gerekiyor ki 100 kilogramdan 12 lira kar edesin ki her bir kilogramından ...toplamda 1200 TL karlı bir durumu söz konusu olsun. Bu şekilde olaydan kaçtım. Gelelim mi? Şeker oranı %20... Çok kolay soru. Şimdi diyeceksin ki hoca niye okumadı? Yani ne gerek var o konuya? İşte karıştırıyor, %40'lık oluyormuş. Bak. %20, %50. Şimdi yeni karışım ne? Bakın bu arada %40. %40 kime yakın? 50'ye daha yakın. Buna uzaklığı 10. Buna uzaklığı 20. Yani bunu uzakla 2K ise bunu uzaklık K. O zaman bundan K gram varsa bundan ortamda 2K gram var. K gram ne? 30. 2K gram da 60. Dadundan yenmez. Devam. Geldik buna. Diyor ki %20'si şeker olan şeker su karışımında şeker oranı %30'a çıkarılmak isteniyor diyor. Eyvallah. Bunun için karışıma A gram şeker eklemek, karışımdan B gram su buharlaştırmasını sağlamak işlemlerinden birini yapmak yeterlidir diyor. Buna göre B bölü A kaçtır diye bize sormuş. Çok basitçe şöyle yapabilirsin. Yani çok basit düzeyde. Dersin ki ya ikisinde de yapabilirsin. Yani şöyle 100 gramdı. Bundan su buharlaştırarak %30 yapacaksın. Ve şey yaparak %30 yapacaksın. Yani Birçok şekilde yapılabilir de şimdi. Ama en klasik yöntemle çözüm. Hani hiç riski almayalım burada kısımda. Şimdi öncelikle şeker ekleyeceğim gramı çarpı yüzdesi. Artı şeker ekleyeceğim ya. Ne kadar şeker ekledim bilmiyorum. Ne kadar şeker. A gram şeker ekliyormuş. Şeker ekledim. Şekerin yüzde yüzü arkadaşlar şekerdir. Son karışımda 100 artı A çarpı karışım ne olacak? Yüzde otuzluk olacakmış. 30'luk Birinci denklem bu. Şimdi su buharlaştıracağım. Gramı çarpı yüzdesi. 100 yüz çarpı 20 Eksi su buharlaştıracağım. Ne kadar? B kadar. Buharlaştıran suyun yüzde kaçı sudu? Şekerdir. Sıfır. Böyle yazmam gerekiyor. Eşittir. Son durumda 100 eksi b çarpı 30 olacak. Son durumda karışım 100'den b çıkmış olacak. Buradaki a ve b'yi bulup buradan arkadaşlar cevaba gidebiliriz. Hadi gelin bulalım. Şıklarda biraz abidik kuyduk olunca çok güvenemedim. O yüzden böyle yaptım. Şimdi gelin başlıyorum. Şuradan bir sıfır. Buradan bir sıfır. Buradan bir sıfır. 200 artı 10a eşittir. Şunu şuna çarptım. 300 artı 3a. Şunu şuraya bunu buraya attım. 7A eşittir 100. A eşittir 100 bölü 7 oldu. Bu cepte kalsın. Geliyorum buraya. Bu zaten gitti. Şuradan bir sıfır, buradan bir sıfır sildim. Burası ne oldu? 200 eşittir. Şunu şunu çarptım. 300 eksi 3B. 3B'yi buraya, 200'ü buraya attım. 3B eşittir. 100 oldu. B de buradan 100 bölü 3 oldu. Şimdi bize diyor ki A'yı B'yi A'ya böl. Yani 100 bölü 3 bölü 100 bölü 7. Yani bu 7 bölü 100 diye yukarı çıkar. Şunlar gitti. Yani 7 bölü 3 kalmış olur. Bursa'yı şakkadanak diye işaretleyebilirim arkadaşlar. Gayet cool bir şekilde. Şimdi gelelim bir başka soruya. Bir başka soru şu. Diyor ki yukarıdaki grafikte tuzlu su karışımını 3 aşamada elde edilen tuz oranına zamana göre değişim verilmiştir. Buna göre buharlaşan su miktarı başlangıçta eklenen tuz miktarının kaç katıdır? Şimdi sevgili arkadaşlar Birinci aşamada bir miktar saf suya tuz eklenmiştir diyor. Şimdi bir miktar saf suya tuz eklenmiş ve tuz oranı yüzde %40 olmuş. Şimdi ben kafası çalışan bir insan. Şimdi tuz oranı yüzde %40 mesela örnek veriyorum 100 gram bir karışımın yani 40 gramı tuz 60 gramı yüzde %40'lıksa sudur. Şimdi sen o zaman burada hiçbir şey eklememişken en başta ne var 60 gram su olsun sen gel 40 gram tuz eklediğin zaman. 40 gram tuz eklediğin zaman buraya. O zaman ne oldu? Burası 60 gram su. Tuzumuz da 40 gram oldu. Şu ana kadar mükemmel gidiyoruz. Bak şu an %40'lık oldu gördüğünüz üzere. Tuz ekledim. 40 gram tuz ekledim. Bir miktar süre tuz ekledim. 40 gram tuz ekledim. Karışıma saf su ekleyerek bunu buradaki oranı bakın tuz oranını %20'ye düşürmüşüm. Gördünüz mü? Şimdi tuz kaç? 40 gram değil mi? Tuz değişmeyecek. Sen tuzu %20'ye düşürmek için yani karışımın 5'te 1'i tuz olacak. 40 gram. 40 gram karışımın 5'te 1'i ise o zaman 5'le ile zaman karışımın tamamının ne olması gerekiyor mantıken? 200 olması gerekiyor. Şu an bu durumda karışımın tamamı ne? 100. O zaman senin 100 gram daha su eklemen gerekiyor ki burada. Yani bu kısımda tam olarak şurada su 160 gram. 100 gram eklediğinde 160 gram. Tuz da 40 gram gördüğünüz üzere. Tam şu noktada. O zaman şu an bu gördüğüm noktada %20'lik bir karışım var. Bak oranı iyi almayı bildiğim için bunu yapabiliyorum. Sonra tekrar burada %50'ye çıkarmış tuz oranı. Sevgili arkadaşlar tuz oranı %50'ye çıkartırsanız karışımdan su buharlaştırarak yapmış bunu. burada kısımda. Şimdi karışımdan su buharlaştırmış da o zaman 40 gram karışımın %50'si olacağına göre o zaman sudan da 40 gram tuzdan da 40 gram kalması gerekiyor. Yani bu durumda karışıma saf su ne kadar ekledik? 100 gram saf su ekledik. Su, burada tuz ekledik. Şimdi buharlaştıracağız. Şimdi senin bunu 40'a düşürmen gerekiyor. Yani bu durumda suyumuz 40 gram, tuzumuz da 40 gram olması gerekiyor. O zaman senin burada 120 gram su buharlaştırman gerekiyor. Buna göre buharlaşan su miktarı, başlangıçta eklenen tuz miktarını kaç katıdır? Bakın biri 40, biri 120. Kaç katı? 3 katı. Ya kolay oran al almak dediğimiz şey tam olarak bu arkadaşlar. Kolay oran almak hayat kurtarır. Bunu net bir biçimde söylemiş olayım sizlere. Şimdi geliyorum bir başka. Bakın burada bir tane daha soru var. Diyor ki A kabında şeker oranı yüzde A olan 20 litrelik şeker su. B kabında şeker oranı yüzde 40 olan 10 litrelik şeker su vardır. A kabındaki karışımın 3 bölü 4'ü. Yani 20'nin 3 bölü 4'ü. Yani 20 çarpı 3 bölü 4. Yani 15 litresi. Tabii hala yüzde A'lıktır. B karışımının 2 bölü 5'i alınarak 2 bölü 5'i yani 10 çarpı 2 bölü 5 işte. Yani 4 litre alınarak yüzde 40'lık. C kabında şeker oranı yüzde 40 olan bir karışım elde ediliyor. Diyor. Ya sevgili arkadaşlar bak. Bundan 15 litre almış. Bundan 4 litre almış. Şimdi bu yüzde 40 ya. Şimdi sevgili arkadaşlar bu A başka bir şey olsaydı o zaman burada oran bak yeni karışımın oranı da yüzde 40'lık oluyormuş. Şimdi o zaman bunun yeni karışımda oranı yüzde 40'lık olması için o zaman tek çare var. A'nın da yüzde 40 olmaz. Çünkü iki tane aynı yüzdeli olan şey karıştırılırsa yine aynı sonuç olur. Şimdi zaten karıştırmalardan bir taraftan gelen yüzde yani zaten. Diğeri de yüzde kırk gelmeseydi yüzde kırk olsun. Yoksa arada bir bir yerde yer alır. Yüzde kırk hayatta olamaz yani. Giren bir tanesinin tamamı olamaz. O yüzden burada birinden on beşte birden dörtte kırk. İkisinden aynı yüzdeli olursa ancak bunu yapabilirsin. O yüzden A kaçtır? A'mız arkadaşlar burada yüzde kırktır. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Geldim buraya. ABC sayıları sırasıyla 2, 3 ve 5 sayılarıyla doğru orantılıdır. Buna göre diyor tam sayılar olmak üzere %10'u tuz olmak üzere 40 gram un tuz karışımına diyor. %10'u tuz olmak üzere. Yani burada unumuz 36 gram tuzumuz 4 gram. A gram saf su. Yani A 2K. B gram tuz 3K. C gram da şeker. 5K eklenen son durumda karışım %14'ü tuz oluyor diyor. Şimdi karışımın tamamı kaç arkadaşlar? Tamam, tamamı 40. 40'a ne eklenmiş? Bakın tamamına totali. Ne eklenmiş? 2K, 3K, 5K yani 10K eklenmiş. Peki tuzumuz Hı. ne burada? Bakın burada 4 grammış. Eklenen tuz ne kadar? Bakın 3K. Yani 4 artı 3K ve son durumda %14'lük mi oluyormuş? O zaman 14 bölü 100 oluyormuş son durumda. Burası. A kaçtır diyor. A kaç K'ydı bu arada? A'mız 2K. Yani bize 2K'yı soruyor. Okey ben bulurum. Çok basit. Şimdi şunu şunu bir sadeleşeyim. 7 bölü 50 olsun. Şunu 50 ile çarpayım. 200 artı 150 k. Şunu da gelip 7 ile çarpayım. 280 artı 70 k. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. 80 k eşittir. 80 k'mız buradan 1. A ne? A arkadaşlar 2 k olduğu için 2'yi yapıştırıp yoluma gönül rahatlığıyla devam ediyorum arkadaşlar. Burada kısımda. Gelelim buraya. Evet, A ile B maddesi karıştırılırsa karışımın yüzde 40'ı A maddesi olmakta. Yani o zaman A, B, yüzde 40'ı A maddesi, yüzde 60'ı B maddesi. B ve C karşıda karışımın yüzde 80'i B maddesi olmakta. B ve C. O zaman burada B'miz yüzde sekseni oluşturuyor, C'miz de yüzde 20'yi oluşturuyor. A ve C maddesi karışırsa karışımdaki A maddesi C maddesinden 40 gram fazla olmaktadır diyor. Tamam birbirler arasında 40 gram fark var. Şimdi gelin şurada bir oranlama yapalım yani kolaylaştırılmak için. Mesela buna 4K dersen, buna 6K dersen. Şimdi B ya bu da 6K olması gerekiyor B'nin. Bu olmaz. Neden? Çünkü bunun 4'e bölünebilmesi gerekiyor. Ki hani %20'yi bulalım C'de de. O zaman geri geliyorum şöyle yapalım. Bunu 2 ile çarpalım. Yani buraya 8K diyelim. Buraya 12K diyelim. Bu da 12K ya bak %80. Şimdi %20 ile temsil edilen ne olacak o zaman bu durumda? 4'te 1 yani 3K olacak. Diyor ki A ile C karıştırılırsa diyor aradaki farkları yani 5K eşittir 40 oluyormuş. O zaman K'mız buradan 8. Bize diyor ki A, B, C'nin toplamı nedir diyor. E bulalım hemen. A kaç? 8K. 8 kere 8 64. B kaç? 12K. 12 kere 8 96. Bunlar toplamda 170. C'mizde 3K. 24. 170. 24 daha. E, pardon. 100, 160. 24 daha. 184 oluyor. A'yı, B'yi, C'yi şak 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 Adanak buldum arkadaşlar. Gelelim buraya. Önemli bir soru. Dikkat. Dikkat. Hocam önemli. Şimdi gelelim buraya. Burada başka hangi soru varmış? Güzel gidiyoruz ya akıyor vallahi. Şimdi gelelim buraya bakın bu önemli. Yüzdesi çarpı gram ile yapamayacağınız bir soru tarzı. Diyor ki kurumcu Mehmet elinde bulunan 14 gram 14 ayar 42 gram altın ile 18 ayar 14 gram altıyı aynı potada eritip gramları eşit olan iki bilezik yapıyor. Şimdi arkadaşlar bakın biri 14 ayar. Bu yüzde gibi düşünün yani 42 gram. Diğeri de 18 ayar. 14 gram. Şimdi bakın arkadaşlar. Ayar miktarı bu ikisinin arasında olacak. Peki bu ne 42? Bu ne 14? Bunların arasındaki oran ne? Bu 3K ise bu K. Kime daha yakın olacak arkadaşlar ayar? Ayar tabii ki de 42 gram olana daha yakın olacak. Yani bunun buna mesafesi 3K ise bunun buna mesafesi K olacak. Peki 14 ve 18 aralardaki fark kaç? 4. Aradaki fark 4. 4 neyi temsil ediyor? Bakın 4. 4K tarafından temsil ediyor. K buradan ne oldu? K'mız 1 oldu. Şimdi K'mız 1 olduysa burası 14. Şuraya geldik. Şurası ne? Bir fazlası yani. 15 ayarlık bir karışım olmuş. Tabi karışım 42 ve 14'ün karışımı. Yani 15 ayar 56 gramlık bir karışım elde ettim bu ikisinin karışımından. Bakın yüzde bulmak gibi. Devam ediyorum. Altın fiyatlarının çok yükselmesinde eşit iki bilezik yapıyor diyor. Altın fiyatlarının çok yükselmesinden sonra satışları azalan Mehmet ürün çeşitliğini atmak için yaptığı iki bilezikten birinin ayarını 12'ye düşürmek istiyor. Şimdi bakın 15 ayar 56 gram iki bilezik var. Bunlardan bir tanesi. Bir tanesi yine 15 ayardır. Ve 28 gramdır. Bunun ayarını 12'ye düşürmek istiyor. Tamam. 8 ayar bileziklerden ne kadar eritmelidir diyor. Şimdi bak eritmesi gereken sekiz ayar bilezik doğru değil mi? Ne kadar eritmesi gerekiyor? Peki bu eritimin sonucunda yeni ayarımız on iki on ayar olmayacak mı? On iki ayar. Peki on ikinin buraya uzaklığı kaç? Dört. Buraya uzaklığı üç. Buna üç k buna dört k dersek gramıyla ters orantılı. O zaman bundan dört k gram varsa bundan üç k gram vardır arkadaşlar. 4K gram 28 temsil ediyorsa 1K 7'yi temsil eder. 3K'da arkadaşlar 21 gramı temsil eder. O zaman 8 ayardan 21 gram kullanman gerekiyor. Buradaki kısımda bunu da bu şekilde atlatmış oluyoruz. Gelelim buraya. Yapılan bir deney için asit oranı %10 olan birinci kapta alınan bir miktar karışımın asit oranı %15 olan ikinci kaptan alınan bir miktar karışım başka bir kaba karıştırınca asit oranı %12 olan 3 gramlık bir karışım elde ediliyor diyor. Okey. Buna göre elde edilen e, karışım çok basit soru. Çok basit soru. %10, %15, yeni karışım %12. Kime yakın? Buna yakın, %12. Buna uzaklığı kaç? 2 birim. Buna uzaklığı kaç? 3 birim. O zaman bundan 3K gram varsa bundan 2K var. Bu ikisinin toplamı kaç K 5 kg Kaça eşit? 5K 3 gram? gram eşit. O zaman K buradan kaç eşit? 3 bölü 5'e. Yani 0,6 eşit. Peki bana diyor ki birinci kaptan gelen asit. Birinci kapta %10'luktu değil mi? %10'dan gelen kaç kaydı? 3 kaydı. K'mız 0,6 ise 3 K'mız da 1,8. Her türlü oranlamayla bulurum arkadaşlar. Benden kaçmaz. Her türlü yaparım buradaki kısımları. Şimdi evet son iki soruya geldik. Son iki sorumuzu da yapalım. Şimdi biri bu. ABC kaplarındaki su miktarları birbirine eşit olan tuz ve su karışımları vardır diyor. Su miktarları birbirine eşit. Su miktarları. A kabındaki tuz miktarı B kabındaki tuz miktarının 4 katıdır diyor. Şimdi A'da x tuz varsa B'de 4x tuz varmış. C kabındaki tuz miktarı B kabındaki tuz miktarının iki katıdır diyor. O zaman bunda 8x tuz varmış. C kabındaki tuz miktarı B kabındaki tuz miktarının iki katıdır diyor. Pardon A pardon A B'nin sorry A B'nin 4 katı. Hata yapmayalım. A B'nin 4 katı. O zaman A 4x B x oluyor. O zaman bu da buradan 2x oluyor. C'deki de 2 katı. Tamam. Şimdi bunlardaki su miktarları eşitmiş. Yani hepsinde eşit su var. Yani mesela A kadar, A kadar, A kadar. Bilmiyoruz artık onu. Diyor ki A ve C kaplarının karışımlar karıştırılınca oluşan karışımın su oranı 40 olduğuna göre diyor. Şimdi bu ikisini karıştırdığın zaman ne kadar tuz var? Bu tuz. A ve C'yi mi karıştırmış? Şunlar tuz. Şu ikisini karıştırmış. Ne oldu? Tuzumuz 6x oldu. Suyumuz da arkadaşlar burada A, A oldu. Bu da 2A oldu. Bu tuz miktarı A ile C'nin karşısında bu da su miktarı. Şimdi diyor ki su oranı %40. Yani şu gördüğün şey %40 ile temsil ediliyor. Bu gördüğün şey de %60 ile temsil ediliyor. E sevgili arkadaşlar o zaman 6x 60 ile temsil ediyorsa o zaman %40'ta 4x ile temsil edilmeli. doğru değil mi mantıken? Yani. yani o zaman 2a 4x'e her bir a 2x'e eşit. Yani o zaman burada başta 2x kadar su var. 2x kadar su var. 2x kadar su var. Devam ediyorum. B kabındaki karışımın bulunan tuz ve suyun yüzde tuz suyun yüzde kaçıdır diyor. Şimdi bakalım. Burada su 2x, tuz da x arkadaşlar. Tuz suyun yüzde kaçıdır diyor ya. Sudan 2x tuzda yarısı ya. O zaman %50'si kadardır. Direkt şak diye cevabı işaretleyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Gelelim buraya. Son sorumuz. Günün son sorusu. Bir çiğ köfte ustası ile yapılan röportajda usta çiğ köfte ile ilgili kullanılan malzemeler genelde aynı. Fakat bizi biz yapan kullandığımız baharat oranları. İçerisinde 10 farklı baharatın olduğu bu karışım için en önemli olay isot miktarının diğer baharatların toplam miktarının 3 katı olup Pul biber miktarının beş katı olmaz. Şimdi burada bir isot var. Bakın diğer baharatlar var. Diğer baharatların içerisinde pul biber var. Bakın diğer baharatların içinde pul biber var. Şimdi isot miktarı bir şeyin hem üç katı hem beş katı olacağına göre. O zaman isot miktarını on beş x diyeyim. Şimdi diyor ki isot miktarı diğer baharatların toplamının üç katı. O zaman diğer baharatlar toplam kaç x olur? Beş x olur üç katıysa. Ama pul biberinde 5 katıymış. O zaman pul biberde isot pul biberin pul biber 3x'te geriye kalanlar diyeyim. Geriye kalan baharatlarda 2x olur. Çünkü diğer baharatlar 5x'e temsil ediyor ya. İçindeki pul biber 3x'e geriye kalan da 2x'e temsil eder. Diyor ki sana baharat karışımının %15'i pul biberdir diyor. Şimdi baharat karışımına bakalım. Baharat karışımı ne? Bakın 15x artı 5x. Yani 20x'in ne kadar pul biber? 3x. 20'de 3 ise yüzde. Bakın 5 katı 5 katı. Yüzde 15'tir gördüğünüz üzere. Doğru. Baharat karışımının yüzde altmışını isot oluşturur diyor. Şimdi 20 xte 15 x'i isot. yüzde bakın 5 katı 5 katı 75'i 75'i isottur. O yüzden yüzde altmışı değil gitti. Kullanılan toz biber miktarı isot miktarının yüzde yirmisidir. Toz biber arkadaşlar geriye kalan baharatlar arasında. Isotun ne kadar olduğunu hiçbir fikrimiz yok. Yani miktarını bilmiyoruz. Geri kalanların içerisine koymuşuz. O yüzden bunda da bir kesinlik belirtmez. Cevabımız yalnızca 1 olur diyebiliriz buradaki soruda. Bence oldukça güzel bir soruydu. Vallahi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane soru çözdüm. Artık karışımın içinden geçtim. Daha ne yapayım? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.